hünkârım. Rahatsız ediyorum sizi. Afife Hatun, nasılsın? Haremde her şey yolunda mı? Yoluna girecek elbet. Bana olan itimadınıza layık olmak için elimden geleni yapıyorum. Âlâ. Hünkârım, sizden müsaade istemeye geldim. Hangi mevzuda? Bu gece sizin için bir eğlence tertip etmek istiyorum. Eğer münasip görürseniz tabii. Afife Hatun'u mu? Hayırdır Sümbül Ağa? Niye geldin sen? Bir eğlence varmış. Bir yardımım dokunur diye geldim. Nasıl? Her şey yolunda mı? Bir eksik gedik varsa, bir ihtiyaç. Bir ihtiyaç olursa söylerim. Olsun, ben yine de bakayım ne olur ne olmaz. Sümbül Ağa, bir ihtiyaç varsa söylerim dedim. Hadi dolanma ayak altında. Demek Paşa Hazretlerinin dairesi burası. Kiraz Ağa, sen çıkmıyor musun artık? Diğer hatunlarla alakadar ol, geç kalmasınlar. İyi, tamam. Bu ne? Bunu mu giyip gidecek koskoca hünkârın huzuruna? Kendi istedi. Allah seni kahretmesin, emin. Kendi istemişmiş. Git çabuk doğru dürüst kıyafetler getir, git hadi. Kiraz Ağa, Afife Hatun müsaade etti. Ben kendim hazırlanacağım. İyi madem. Lakin beğenmezsen vallahi geri yollarım bak. Hürrem Sultan'ı gördün değil mi? Gördüm. Çok güzel bir kadın. O da böyle bir gece hünkârımızın huzuruna çıkmış. Öyle bir raks etmiş ki herkesi büyülemiş. Bilhassa hünkârımızı. Hatta hünkârımızın o kadar hoşuna gitmiş ki ona mor mendil vermiş. Mor mendil? Hünkârımız beğendiği kadınlara mendil verir. O mendili alan kadın cennetin kapısına giden altın yoldan geçmeye hak kazanır. Bütün marifetlerini göster bu gece. Hünkârımız gözlerini senden alamasın. Fatma Hatun. Söyle. Beni yalnız bırakır mısın?
Ne yapıyorsun sen? Ver şunu. Ne dedim ben sana? Kimse görmeyecek bunu. Aksi halde koruyamayız seni. Bu korku neden anlamıyorum. Hürrem Sultan ne yapar ki bana? İnan bana, bilmek istemezsin. Bir gün öğrenecek ama. Sen evvela hünkârımızın gözdesi ol. Aklına, kalbine gir. Sonra bakacağız bir kal çaresine. Şimdi de Kirazan'ın yanına git. Emniyetin için seni bir yere götürecek. Nereye? Gidince görürsün. Akşama da hazır ol. Halvete gideceksin. Halvete mi? Hünkârımızın huzuruna çıkacaksın. Öyle mi? Affe hatun, benim hazırlanmam lazım. Merak etme. Vaktin olacak. Mihrimah Sultanım. Sen kimsin? Kiraz Ağa kulunuz sultanım. Afife Hatun'la birlikte Trabzon Sarayı'ndan geldik. Tamam. Çabuk, çabuk, çabuk. Bu hatunlar neden burada? Hizmetinize verildiler sultanım. Güzel. Sultanlara benzemem. Ne emredersem sual etmeden yerine getireceksiniz. Vazifesini yapan kalır. Mükafatını da alır. Aksi halde sizi değil yanımda, sarayda bile yaşatmam. Boyuna bakmadan daire mi istiyorsun? Ne varmış boyumda? Senin kadarım işte. Üzgünüm kardeşim. Sana yardım edemem. Başka bir şey iste benden. Ben daire istiyorum. Ne olur yardım et. Konuş validemle. Sen yaparsın. Benim de yapamayacağım şeyler var kardeşim. Ama söz. Seni ev içerisine bakarım. Halacığım. Halacığım. Sultanım. Nasıl oldun halacığım? Merak ettim seni. Ben iyiyim halacığım. Ama Selim kötü. Hiç keyfi yok. Daire istiyor da. Sen çık hatun. Beni yeğenlerimle yalnız bırak. Vakit geldi Firuze. Altın yoldan geçmeye hazır mısın? Unutma. Hünkârımızı memnun edersen gözde olursun. Bir de erkek evlat verdin mi senden iyisi yok. Sultan olursun. Kaideleri anlattın mı hatun? Anlatmam.
Hah, amman diyeyim hürmette kusur etme. Başın hep eğik olsun. Zinhar hünkârımızın gözlerine bakma. Eteğini öptükten sonra bekle, tamam mı? Sen boş ver bunun dediklerini. Kalbinin sesini dinle. O sana doğru yolu gösterecektir. Kalbim durdu sanki, atmıyor. Hiçbir şey duyamıyorum. Gülşah. Afife Hatun. Bunu mu arıyorsun? Yaklaş. Lisanımızı biliyor musun? Firuze. Firuze. Nedir bu? Bu dimar kuşu. Benim geldiğim yerde bir efsanedir hünkârım. Söyleyeyim. Rey şehrinde doğdum, büyüdüm. Demek Rey şehri. Nedir bu kuşu efsane yapan? Sizi hiç bilmeden, hiç tanımadan beni
cennetini Settanlere gönderdi. Şoma kadar hemen hasti. Hemen mâne şoma. Merak ediyorum. Efsaneyi anlat bana. Neydi kuşun adı? Buitimar. Ona efsane yapan aşkı anlat. Buitimar tıpkı sizin gözleriniz gibi masmavi bir denize aşık olmuş. Bütün gün karşısında oturup kanatlarını açıp denizi seyredermiş. O kadar çok seviyormuş ki bir damlasını bile içmeye kıyamazmış. Çünkü korkarmış. Ya biterse deniz, ya kurursa. Bu korku onu susuz bırakmış. Ve bir gün bedeni cansız düşmüş. Sonra deniz dalgalarıyla almış onu içine.